kazanıyor. Biz de şimdi bunu konuşacağız. Özellikle sektörlerdeki dağılımına bakacağız ve ne gibi önlemler alınıyor. Bunu gayrimenkul raporunda masaya yatıracağız. Konuğumuz bize eşlik ediyor efendim. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği Başkan Vekili Ferdi Erdoğan bizimle birlikte. Ferdi Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Şafak Hanım. Kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Kolaylıklar diliyorum ben de sizlere. Özellikle şimdi şu konu üzerinde yine biraz daha açalım ve duralım isterim. Dünya Su Günü'nden bahsettik. Türkiye'deki tüketimine baktığımızda yine bir grafiğimiz daha var. Arkadaşlarımdan onu da rica edeceğim. Şimdi ekrana taşıyalım. Türkiye'de su tüketimi, yerüstü ve yeraltı suyu potansiyeli yıllık 234 milyar metreküpe ulaşmış durumda. Suyun %71.5'i sulamada, %17.8'i sanayide, %10.7'si ise konutlarda kullanılıyor. Kullanılabilir su miktarı da kişi başına yılda 8.000 ila 10.000 metreküp arasında. Dilerseniz şimdi sanayi ve konut tüketimi tarafını biraz ele alalım efendim. Lütfen siz de bizleri bilgilendirin. Bu konuda önemli açıklamalar da yapıyorsunuz. Yakından da takip ediyorsunuz. İnşaat tarafında, sanayi ve konutta suyun kullanımında son grafikler neyi işaret ediyor? Öncelikle tüm izleyicilerin ve katılımcıların Dünya Su Günü'nü kutlarım. Bugün önemli bir gün. Türkiye'de siz zaten rakamları çok güzel anlattınız aslında. Burada baktığımızda tarım %70. Ben birazcık yuvarlı rakamlarla ifade etmek istiyorum. Çünkü çok net bir tespitin yapıldığından kişisel olarak emin değilim. %70 tarım dersek geriye kalan %30'u da İşte bazen %15 konut, bazen 20 konut, bunun işte onu sanayi deniliyor ama kentle sanayi birbirine karıştığı için, iç içe geçtikleri için daha doğrusu, belki bunları yarı yarıya almakta fayda var. %15'i sanayi, %15'i konut diyebiliriz. Sanayiye gelirsek, sanayinin de %70'ini, yani bu %15'in %70'i aslında enerji üretiminde biz tüketiyoruz ve kullanıyoruz. Böyle baktığımızda geriye kalan kısmı da sanayinin diğer tarafı tüketiyor. En çok tüketen kim? Kimya sanayi en çok su tüketen karşımıza çıkıyor. Takiben tekstil, sonra da işte taşa toprağa bağlı mineral grupları dediğimiz ürün grupları geliyor. Konutlara geçtiğimizde bu konutlar tabii kentleşmeyle beraber özellikle son 100 yılda nüfus 3 milyardan 8 milyara çıktığında su ihtiyacı bunun katı katı artmış vaziyette. Hem endüstri tarafında arttı hem insanların ihtiyaçları açısından arttı. Konutlara baktığımızda %15'in büyük bir kısmı grisi olarak zaten kaybolup gidiyor. Sizler de onu takip ediyorsunuz. Konutlarda kullanılan sular %75'i gri su. Bir de bugüne kadar yağmur suyunu çok fazla biriktiren bir yapımız yoktu. Özellikle Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın aldığı son kararla, sahibimiz 21 Ocak 2021'de çıkan kararla 2000 metrekarelik alanlarda yapılacak konutlarda bir sarnıç mecburiyeti getirildi. Yağmur suyunu toplama. Ben buna ilave olarak gri suyun da tekrar kazanılması kısmında bir mecburiyetin getirmesini önemsiyorum. Buradan tarıma baktığımızda, tarıma da ilgili bir şey söylemek zorundayım. Çünkü bu %70'lik kısmın aslında neredeyse %70'i yani 1/4'ü tarımda salma usulle kullanılan bir sudan bahsediyoruz. Bunun yarısı toprakta tarafından emiliyor, yarısı belki tarım için kullanılıyor. Şunu demeye çalışıyorum. Sanayide ve konutta biz %100 tasarruf yapsak tarımdaki kaybolan suyu yerine koyma şansımız yok. O bakımdan önce tarımda da bir iyileştirme şart ama kentlerde ihtiyaçlar artmasıyla beraber belki biraz sonra pandemiye de değineceğiz ama izin verirseniz onu da söyleyeyim ben. Bugüne kadar biz pandemiyi çok hayatımız içerisinde salgın hastalıkları koymuyorduk ama karşımıza ne çıktı şimdi birlikte? Temiz su ihtiyacı, hijyen bir numaralı ihtiyaç haline geldi. Dolayısıyla temiz hava, temiz su ve temizlik akıllı şehirlerin, büyük kentlerin, kentlerin dönüşümünün bence en önemli girdisi olacak ve takibi olacak. Burada ben birazcık son kelime burada şunu da söylemek isterim son cümle. Hidroloji, meteoroloji ve teknoloji artık akıllı kentlerin yönetiminde söz sahibi. Hidrolojiden su bilimini kastediyorum, meteorolojiden İklim bilimini kastediyorum ama teknoloji de kaynakların kullanımı, tüketimi, takibi, temizliğinden emin olma, geriye dönüşü, kanalizasyonlarda bile suyun ve atığın takibine kadar gidecek bir kentleşme modelinden bahsediyoruz.
Peki efendim, şimdi dilerseniz aslında teknoloji kısmını biraz daha açalım. Özellikle son dönemde akıllı şehir uygulamaları, aynı zamanda akıllı binalar ve akıllı uygulamalarla birlikte burada da tasarruf daha kontrol edilebilir bir hale geldi. Yani su tüketimini kontrol edip tasarrufu daha da artırabiliyoruz. Elbette bunun yaygınlaşması gerekiyor. Ama siz hemen hemen bütün sektörlere değindiniz. En fazla nerede tüketimin olduğundan bahsettiniz. Biraz şimdi olayı inşaat malzemesi ve inşaat sektörüne de getirelim. İnşaat öncesi üretim aşamasında ve inşaat safhalarında da önemli girdilerden biri aslında su. Suyu da fazlaca kullanıyorsunuz ki sektör de bu arada Türkiye'nin önemli sektörlerinden biri. Bu açıdan baktığımızda bu kadar yaygın bir sektörde su için neler yapılıyor? Su kullanımı tasarrufu için ne gibi uygulamalar var? Aynı zamanda akıllı uygulamalardan söz ettik. Bunların yaygınlaşması için neler yapılabilir efendim? Sanayi tarafından birazcık bahsedeyim izin verirseniz. Biz biraz Türkiye'nin sanayisinde, ben hep söylüyorum, bir konum atmak istersek, hani meşhur, şu anda çok kullanılan bir cümle haline geldi işte, bana bir konum atar mısın? Sanayiden de konum atarsak düşük teknoloji, orta düşük teknoloji, orta yüksek teknolojinin hakim olduğu %75'te Türkiye'nin sanayisini tarif ediyoruz. Burada ne var? Maliyet, fiyat ve kalite üçgenine sıkışmış bir sanayideki rekabeti yakalamaya çalışıyor, kaynakları verimli kullanmaya çalışıyoruz. Bunun içerisinde çok yoğun enerji var. Enerji nerede var? İşte inşaat malzemelerinin büyük bir kısmında enerji tüketimi var. Enerjinin girdiği her yerde mutlaka suya da ihtiyaç doğuyor. Ve bu su tüketimiyle beraber gerek soğutmada, gerek karıştırmada, gerek bunu çamur haline getirip tekrar kullanır hale getirme kısmında özellikle suyu tüketimi çok fazla. İşte hazır beton diyoruz. Hazır betonun %10'u su mesela. Ya da seramik dediğimizde, cam dediğimizde, çimento dediğimizde su kullanılıyor. Şimdi neler yapılıyor? Bir, su buharı mutlaka geri kazanılıyor. Yani şu anda sanayinin en önemli verdiği konulardan bir tanesi su buharını tekrar, hatta mümkünse tatlı su ihtiyacına dönüştürerek, hatta belki seralarda kullanmaya kadar gidilen bir yöntemi bahsediyorum. İkincisi gri su. Sanayi konutlardan çok daha hızlı gri suları kullanma ve geri kazanma aşamasına gelmiş vaziyette. Konutlara gelirsek, konutlarda maalesef biz su tüketimini ancak evlerde temassız malzemelerle sağlamaya çalışıyoruz. Temassız malzemelerden ben hatta şöyle diyorum, işte maske, mesafe, temizlikti, MMT idi. Şimdi bunun yerine koyduğum şey modüler temassızlık malzeme için tanım haline geldi. Malzemeler modüler haline geldi. Siz atölyede montaj edilip yerine taşınması son derece önemli. Arazide ya da arsada İnşaatın bitmesi dönemine gelmemiz gerekiyor. Mobil dediğimiz bilgiye ulaşma ve bilgiyi tüketme ve kullanma. Şimdi kanalizasyonu bilerek söyledim ve de su tesisatları bilerek söyledim. Korozyona dayalı malzemeden çıkıp özellikle su taşımada ve suya erişimde bizim mutlaka malzemenin yalıtımıyla beraber hareket etmemiz gerekiyor ki hem temizlik, hem suyun kaybını engelleme, hem de kullanma kısmında temassız sudan kastettiğim şey, temassızdan kastettiğim şey, elimizi sürmeden, hijyenin de getirdiği bir mecburiyetle elimizi sürmeden ve suyun tasarrufunu sağlar modellerle inşaatın içerisinde dolaplaktan bahsediyorum. Gittikçe özellikle enerjinin tüketildiği, suyun tüketildiği sanayi daha çok kuru bazlı üretimlere geçme yönünde de inovasyon ve ARGE yaptıklarını çok net biliyorum. O bakımdan su savaşı siz dediğiniz çıkarsa bu %1'lik su kaynağı yüzünden çıkacak. İki nedenle, bir, nehirler ve su havzalarını hep konuşuyoruz. Nehirler ve su havzaları aslında bir ülkeye aitse problem değil. Onu istediğin gibi kullanabiliyorsun, tasarruf edebiliyorsun. Ama bir çıkan nehir sizden farklı ülkelerde yolculuğuna devam ediyorsa, örneğin Dicle Fırat'ı diyebiliriz biz de. Ya da işte Seyhan Ceyhan Türkiye'nin içinde kalan bir şey ve denize ulaşıyor. Ama Dicle Fırat Türkiye'den çıkıyor, başka ülkeye gidiyor. Böyle 200 ülkenin konumunda bir sorunla dönüşecek olan su savaşının ortaya çıkmasını sağlayacak olan bir problemden bahsediyoruz. Kentler bu kadar hızlı kentleşirken ki devam edecek kentleşme, bizim mutlaka temiz hava, temiz su ve temizle özen gösteren yatırımlara ihtiyaç var. Hava ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Biz düne kadar hep söylediğimiz şey ısı yalıtımıydı. Isı yalıtımında hep söylediğimiz şey ama ısının sızdırılmaması. Sızdırılmamaktan bahsediyorduk. Her şeyi kapatarak ve de ev yalıtım yaparak ısıyı korumak ve enerji tasarrufu derken şimdi hayatımıza ne girdi? Havadarlık. Temiz hava ihtiyacı arttı. İklimlendirme. Buna çözüm bulana kadar biz evlerin havadarlığıyla
ısı yalıtımını ve enerji verimliliğini birlikte kotaracak akıllı çözümleri de bu sektörün mutlaka hayata geçireceğini net söyleyebilirim. Evet efendim, bu arada az sonra İzoder Başkanı da bize eşlik edecek, konuğumuz olacak gayrimenkul raporunda. Melek'te bir şey gönderdim. Havadarlıkla ısı yalıtımını nasıl bağdaştıracak Levent Bey, çok merak ediyorum. Evet, biraz sonra aslında sizin bıraktığınız yerden ben o soruyu alıp Levent Bey'e de aktarmış olacağım efendim. Dilerseniz şimdi yavaş yavaş sizin olan süremizin de sonuna geliyoruz. Burada dilerseniz hemen inşaat malzemelerine de bakalım. Artık ilk çeyreği de yavaş yavaş sonlandırıyoruz. İlk çeyreği nasıl geçirdiniz? 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren bir sektörden bahsediyoruz. O yüzden yılın ilk 3 ayındaki performansınızı da merak ediyoruz. İhracattan hemen bahsetmem lazım. İhracat şu anda bizim yaptığımız endekslerdeki en iyi bir performansı gösteren bir eğriyle gidiyor. Biz biliyorsunuz sanayi endekslerini hep açıklıyoruz. Bunların içerisinde son 10 yılda en yüksek performansı ihracat gösteriyor. Ama şöyle bir şey var. 21-22 milyar dolar bandına takıldık. Ortalama fiyatlarımız aşağıya düşmeye başladı. Buna karşılık tonajımız artmaya başladı. Biz daha önce 35-40 milyon tonu 20-21 milyar dolar yaparken şimdi 60 milyon tonu 21 milyar dolarlara yapmaya başladık. Burada yapmamız gereken, tabii ki bunun içerisine çimento gibi, seramik gibi ya da cam gibi ağır malzemeler de girdi. Fiyatta düşük ama yükte ağır malzemeler de girdi. Bu bizim tabii lojistik sorunlarımızı da artırdı bir anlamda. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey malzemeye değer biçmek. Yani biz aynı malzemeleri ithal ediyoruz 2,5 dolara kilogramını. Ama ihraç ederken 35 sente, 40 sente ihraç ediyoruz. Buranın bence ülke olarak düzeltmemiz gereken ve gerçekten herkesin arzusu olan Made in Turkey'ye çok ciddi yatırım yapma mecburiyetinin olduğu bir alan diye düşünüyorum. İhracat bu anlamda bizi sürükleyen sektör gözüküyor. Biz 2019'da küçülerek kapatan üretim faaliyeti 2020'de inşaat malzemesi olarak büyüyerek çıktık. İlk 3 ay performansı da şu anda gayet iyi gidiyor. Hem ihracat anlamında, özellikle de sizler de biliyorsunuz, insanlar evde yaşamaya başlayınca, sınırlarımız ev olunca, kamusal alanlara çok çıkamayınca evdeki sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Evdeki tüketimler ortaya çıkmaya başladı ve yerleme pazarı özellikle çok canlandı. İnsanlar ihtiyaçlarını şimdi evde otururken giderme çabasına düştüler. Bunun getirdiği bir performans da sektörün pandemideki o Nisan, Mayıs, Haziran'daki küçülmesinden sonra yakaladığı trendi şu anda sürdürdüğünü net söyleyebilirim. Peki Ferdi Bey, bu arada Levent Bey de hazırmış. İzninizle hemen kendisini de konuk edelim programımıza. İzoder Başkanı Levent Gökçe de bize eşlik ediyor. Levent Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Şapak Hanım, iyi yayınlar. Merhaba Ferdi Bey. Merhaba Levent Bey. Hoş geldiniz efendim. Ben bu arada İzoder Başkanlığı yaptım Şapak Hanım daha önce. Evet. Şurada İzoder Başkanlığı Kurulu üyesiyim. Levent Bey'le de bu anlamda görüşmelerimiz devam ediyor. Dilerseniz efendim sözü size bırakayım. Az önce Levent Bey'e bir sorunuz vardı. Buyurun, dilerseniz onu bir kez daha tekrarlayalım ve Levent Bey'de çünkü söz hakkı doğmuştu. Kendisinin de cevabını alalım ardından. Peki, hemen hızlıca söylüyorum. İhtiyaç pandemiden sonra temiz hava, temiz su ve temizlik kısmında arttı. Temiz hava kısmında ise az önce söylediğim şey şu: biz bugüne kadar yalıtımla beraber evlerin ısı sızdırmazlığını konuşurken ve de hatta işte pencerelerin açılmasını bile bir yerde eleştirirken, ya göğü mü ısıtacaksınız, dışarı mı ısıtacaksınız derken ve yalıtımın önemi ve enerji veriminden bahsederken, şimdi pandemiyle beraber iklimlendirme sektörü henüz temiz hava kısmındaki her eve, her konuta ya da her ortama yeteri kadar hizmeti tam sağlamadığından ya da sağlayamadığından pencereler açık bir hayat yaşamaya başladı. Yani havadarlığa ihtiyaç çıktı. Şimdi yalıtımla havadarlık birbirinin aslında bir paradoksu şu anda. Dedim ki bunu Levent Bey'e bir sormam lazım dedim. Şafak Hanım sağ olsun beni yayında tutarak bu soruyu size iletmemi rica etti. Evet. Yani haklı olduğunuz bir bölüm var Ferdi Bey, ama aslında işin sırrı hep gerek havayı, gerek ısıyı, gerek suyu, hem su tasarrufu açısından hem su yalıtımı açısından kontrol altında tutmak. Yani biz havalandırmayı kendi isteğimizle, kendi istediğimiz kadar yaptığımız sürece bir problem yok. Ama havalandırma eğer
yanlış yapılmış kapı pencereden, yalıtılmamış binadan dolayı kendi kendine oluyorsa işte problem orada başlıyor. Evet, benim sorum buydu ama sanki akıllı şehir buna çözüm üretecek diye düşünüyorum ben. Çünkü özellikle temiz hava ve hava kalitesi, konforun tanımlar içerisinde tabii ki ortam sıcaklığının artı 22 derecede olması şart bütün ortamın her köşesinde. Yaz kış bunu sağlamamız gerekiyor. İşte yangından bahsettiğimizde evden hızlıca bir saatte en azından kendini dışarı atacak kadar bir zaman tanıması gerekiyor. Ses yalıtımında 50 desibelin altında gürültüye ihtiyaç var ki sağlığımız bozulmadan yaşayalım. 70 desibelin üzerinde hastalıklar söz konusu oluyor. Artık komşular bizi bile rahatsız etmeye başlayınca bir anda duvarda, tavanda ses yalıtımı ön plana çıktı şu anda. Hep yollardan geldiğini zannederken. Isı yalıtımında da biz hep diyorduk ki pasif evi baz alalım, pasif ev ısının sızdırmazlığı iyiydi. Fakat şimdi hastanelerde, okullarda özellikle pandeminin kapalı ortamlardaki salgının yayılması nedeniyle havadarlık ihtiyacı arttı. Temiz hava ihtiyacı arttı. Temiz havayla beraber enerji verimliliğinin birlikte kotarılacağı bir performansın çözüm olarak sektörün önündeki en önemli Ar-Ge inovasyon ve çözüm konusu olduğunu net olarak ben düşünüyorum açıkçası. Evet Levent Bey, şimdi Ferdi Bey dile getirdi, özellikle vurguladı. Az önce programa başladığımız noktada da su tüketimini, su kullanımını konuştuk ve buradan aslında bağladık. Bir yandan da yine su yalıtımına da bağladık konuyu. Su yalıtımında aslında Mart'ın ilk haftası da deprem haftasıydı. Bu vesileyle aslında çok fazla da gündemde tuttuk. Hazır yeri gelmişken yine aslında gündeme getirelim. Bir yandan tabii sağlığımız, işte havadarlıktan bahsediyoruz ama bir yandan da binaların sağlığı önemli. Burada da su yalıtımı ön plana çıkıyor. Korozyona uğrayan bir bina donatılıyor. Donatı taşıma gücünü 5 yılda %50'sini kaybedebiliyor. Burada peki ne gibi önlemler alınması gerekiyor? Su yalıtımı nasıl yapılır ki, değil mi efendim? 2018'de yürürlüğe giren yönetmelik vardı. Bununla birlikte zaten artık hani bu şart haline geldi. Lütfen bunu bize hatırlatın. Hemen ardından aslında işin inşaat malzemesi kısmına da dönebiliriz. Belki sizin de orada Ferdi Bey bir sorunuz olur. Evet. Dediğiniz çok doğru. Bu yapılan bilimsel araştırmada ortaya çıkmış bir gerçek. 5 yılda donatı demiri taşıyıcılığı özelliğinin %50'sini kaybediyor. 15 yılda %90'ını, 20 yıldan sonra tamamını kaybettiğini varsayabiliriz. Biliyorsunuz beton basma mukavemetini, demir çekme mukavemetini karşılıyor binalarda. Depremde her ikisine birden ihtiyaç var. Sadece biriyle depremi atlatamıyoruz maalesef. Ve 2018'den önceki binalarda tamamıyla müteahhitlerimizin inisiyatifine kalmış bir su yalıtım uygulaması varken bizim varsayımımıza göre büyük oranda su yalıtımsız binalarımız, yani %90'ına yakın binaların su yalıtımsız olduğuna inanıyoruz. 2018 öncesi yapılanlarda. Yapılmış olanların bir kısmında yanlış uygulamalar olacağı ihtimalini de göz ardı etmeyelim. Yönetmelik çok düzgün bir şekilde çıktı. Bütün müteahhitlerin bundan sonraki inşaatlarda bunlara riayet ettikleri takdirde çok daha sağlıklı binalara sahip olacağımıza inanıyorum. Tabii su yalıtımının konfor açısından da önemi var. Yani mevcut binalarımızda gözümüzle gördüğümüz bizi rahatsız eden su yalıtım problemleri de var. Binanın taşıyıcı bölümlerini çok farkında olmasak da kendimizin fark ettiği bölümler var. Üst kattan gelen, bizden aşağıya sızan veya bahçe seviyesinde çiçeklenen duvarlar gibi. Bunların aslında hep çözümü var. İzoder çok iyi bir danışma merkezi bu konularda. Eğer bu konularda uzman bir kişiye ulaşılmakta zorluk çekiliyorsa hepsinin çözümü var. Çok büyük maliyetler değil. Hele hele bir örnek vermek gerekirse sıfırdan yapılan bir binanın su yalıtımlı yapılmasıyla su yalıtımsız yapılması arasında sadece %1-1,5 civarında bir maliyet farkı var. Yani evet. O riski almak, o binayı bundan mahrum bırakmak son derece irrasyonel aslında. Peki burada
Özellikle işin tabii ki yapı malzemeleri tarafı, inşaat malzemeleri işin içine giriyor. Biz buradaki inşaat malzemelerinde dünyada nerede yer alıyoruz? Ki inşaat malzemesi denilince Türkiye'nin ilk 5'te yer aldığını biliyoruz. Ama inovatif açıdan baktığımızda Ferdi Bey ne kadar ileri seviyedeyiz? Şu kadarını söyleyeyim. Ben özellikle bunu sormanızdan da çok mutlu oldum. Çünkü malzeme ve müteahhitlik kısmında biz gerçekten dünyanın en iyi ülkelerinin başında geliyoruz. Ve bizim şöyle bir misyonumuz var. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın imarında rol almak. Bu müteahhitlik hizmetlerimizde, müşavirlik hizmetlerimizde, malzeme hizmetlerimizde. Ve bunun temelde mühendislik var. Ve biz iyi bir mühendis kadrosuna sahip ülkeyiz. Dolayısıyla buradan ihtiyaca dönük malzeme üretme kısmında hiçbir sıkıntımız olmadığını net söyleyebilirim. En son işte Azerbaycan'da bir anda 11 tane sahra hastanesine ihtiyaç oldu. Bizim hemen Türkiye'deki prefabrik üreticileri 11 tane hastaneyi 240 tane tırla hazırlayarak hemen gönderdiler. Dolayısıyla bu bizim önemli bir başarımız. Keza Elazığ'da, keza işte salgınla beraber öngörülmeyen bir hastane ihtiyacıyla beraber çok hızlı prefabrik hastanelerin kurulduğunu görüyoruz ki modüler yapının başlangıcı burada öne çıkıyor. Az önce Levent Bey söyledi, malzeme kendine Avrupa'nın kalitesiyle rekabet ettirip doğusundaki ülkelerle fiyat rekabetini becerebilen bir ülkeyiz. Bizim içimizde üretimin 1/3'ü, inşaat malzemesi 1/3'ü global markalı yabancı sermayenin Türkiye'deki kurdukları işletmeler, üretimler ve Türkiye onlardan çok şey öğreniyor. İşte Levent Bey de onu gayet iyi bilenlerden bir tanesi. Bunların hepsini yan yana koyduğumuzda ve de ihracat performansına baktığımızda, yani siz düşünebiliyor musunuz? 2,5-3 sent kilogramlık çimento Amerika'ya ihraç ediliyor. Dolayısıyla Vietnam'ın elinde biz birinciliği aldık. Doğaltaş'ta birinciyiz. Seramikte dünyanın beşincisiyiz. Böyle baktığımızda bizim cam sektöründe keza yerimiz çok iyi. Yalıtım sektöründe Türkiye gerçekten önemli bir noktaya geldi. Aydınlatma sektörü de öyle. Asansör, şimdi asansörü konuşalım en azından çok kısaca. Çok iyi bir yatırım ve iş gücüne sahibiz. Yeni ihtiyaç özellikle pandemiden sonra binalardaki asansör sayısının artmasına dönük bir beklenti var. Ve bu mecburen böyle olacak. Yüksek katlı binalarda artık daha küçük ama daha çok asansör, daha fazla yürüme alanı, daha fazla merdiven. Bu ihtiyaçlar hep önümüze çıkan konular olarak karşımıza çıkacak. Sektör bu anlamda kendini çok hızlı buraya adapte edebilme kabiliyetine sahip. Hem yabancı yatırımcıların buradaki iş gücü ve ürün güçleriyle hem de Türkiye'deki buna örnek olup rekabet etmeyi kendine esas alan Türkiye'deki yıllardır çalışan şirketleri söyleyebilirim. O bakımdan son söz biz müteahhitlerimizle, malzemelerimizle dünyadaki yerimiz belli. Ve özellikle başta Avrupa Birliği olmak ki onların altyapıya çok yatırıma şu anda ağırlık verecekler. Öyle gözüküyor. Keza Orta Doğu, keza Afrika ve hemen bağımsız devletler topluluğunda oranların yeniden imarında biz projeden uygulamaya çok önemli adımlar atabiliriz. Bir tek şuna ihtiyaç var. Türkiye'de iç rekabetin birazcık tedavi edilmesi ve kontrol edilmesi gerekiyor ve piyasa denetimi yönetimi, şimdi hem Çevre Şehircilik Bakanlığı bunu açıkladı, hem Cumhurbaşkanımız geçen gün reform paketini açıklarken içine piyasa denetimi gözetimini koydu. Son derece önemli çünkü bizim haksız rekabetle, kayıt dışı rekabetle mücadele edip şu maverick sendromu, yani kendi içimizdeki rekabeti aşmamız, ürünü doğru yapmamız gerekiyor. Piyasa denetim gözetiminden kastım şu ki bunu da çok iyi Levent Bey anlayacak. Doğru malzemenin doğru yerde doğru projeyle uygulandığından emin olmamız gerekiyor. En sonunda malzeme kalıyor ortada. Bütün suç malzemeye yıkılıyor. Halbuki bunun önünde proje var, bunun önünde müteahhit var, bunun önünde malzeme seçimi var. Bunun uçtan uca tüm sahanın takibi, kontrolü, denetimi ve acımasız denetimiyle. Altını çizerek söylüyorum, acımasız denetimiyle Türkiye hem ortalama fiyatını yükseltir hem Made in Turkey markasına yatırım yapar. Son sözüm, kamu büyük projelerinde, özellikle mega projelerinde yerli malzemeye dönmek zorunda. Onlar ne kadar yerli malzemeye dönerlerse, kullanırlarsa dünya için önemli bir referans olur ve bizim için kapılar her yerde açılır. Evet efendim, özellikle sizinle yine son yapmış olduğumuz programlarda buna da değinmiştik. Artık yurt dışında imzalanan o projelerde de, değil mi? Yurt dışı müteahhitlik projelerinde de Türklerin kullanacağı malzemeye dair de artık hani orada yer verildiğini, bu konuda yine önemli adımlar atıldığını belirtmiştiniz. Bunu da bir not olarak düşmek isterim. Evet, buyurun. Bir tek ilave,
çok özür dilerim, bir ilave yapacağım. Bir anket yapıldı Türkiye'de sektörler arasında. Bir tek inşaat sektörü dedi ki, ben pandemide ithalat kapanırsa Türkiye'deki ihtiyaçları karşılamaya yeterim diye. Bir numara sektör, %75'te. Peki efendim. Bu arada hemen Levent Bey'e dönmek isterim. Levent Bey, bu konuya bir not düşmek ister misiniz? Hem lütfen düşmek istiyorsanız onu sizden dinleyelim. Aynı zamanda bir yandan da tabii ki enerji ısı yalıtımı da çok önemli. Yer yer değindik. Son bilgileri aslında paylaşacak olursak özellikle konuttaki enerji tüketimi neredeyse sanayi bile başa baş durumdaydı. Yanlış hatırlamıyorsam grafiksel olarak hatta baktığımızda. Değil mi? Hatta geçti. Bu konuda neler hatta yapılabilir? Geçti. Yalıtım dediğimizde tüketiciye neler önerirsiniz? Sizden de son cümlelerinizi alalım efendim. Şimdi çok önemli bir konu Şafak Hanım. Sizin de bildiğiniz gibi yaklaşık 60 milyar dolarlık bir enerji tüketimimiz var ülke olarak ki bunun 40 milyar dolarını ithal ediyoruz. Bu açıdan da çok önemli. Yani cari açığımız açısından da çok önemli. Tasarruf potansiyel açısından da çok önemli. Bunun üçte biri konutlarda ve binalarda kullanılıyor. Sanayi ilk defa geçti dediğimiz bölüm bu. Bir puan civarında bizim hesaplarımıza göre kullanım oranı olarak geçti. Ve bu miktarın da %80'i aslında binaların ısıtılması ve soğutulması için kullanılan enerji. Yani yaklaşık olarak %24 civarında bir enerjiyi biz binaların ısıtılması ve soğutulması için kullanıyoruz. Ki bu da 10-12 milyar dolarlık bir harcamaya tekabül ediyor. Şimdi ısı yalıtımı doğru yapılmış bir binada potansiyel enerji tasarrufu %50'nin altında değil. Şimdi bu %50 olması tabii çok büyük bir oran ve yapılan yatırımın çok kısa sürede aslında geriye döneceğini de işaret ediyor. Yani 2,5-3 sene civarında bir sürede yalıtıma yapılan yatırım geri dönüyor. Şimdi düşünün ki 10 milyar dolarlık bir tasarrufa ulaştığımızı, hem cari açığımızın 10 milyar dolar azaltıldığını, hem de devletimizin ve ev sahiplerimizin cebinden, yani konut kullananların cebinden 10 milyar dolar daha az para harcandığını düşünün. Bu gerçekten bir milli mesele durumunda. Bununla ilgili düzgün yönetmeliklerimiz var. Çok sayıda bilinçli uygulayıcımız var. Sektörün tıkanıklık içinde olduğu hiçbir konu yok. Sadece tüketicinin daha bilinçli hareket etmesini, sorgulamasını, bize danışmasını ve tereddüt etmeden bu konuya yatırım yapmasını tavsiye ediyoruz. Tabii devletimiz, biz tasarrufu yüksek bir ülke değiliz. Dolayısıyla devletimizden de uygun fiyatlı, kolay ulaşılabilir kredi tahsis etmesini rica ediyoruz tüketicilere. Ki birçok üretici bu konuyu kendi çapında destekliyor. Bizim de kontrolümüz altında. Bu bizim açımızdan çok kolay ve çok doğru tasarruf konusu. Peki Levent Bey, efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrar. Ferdi Bey, size de çok teşekkür ediyoruz efendim programa katkılarınızdan dolayı. Bir şey söylememe izin verir misiniz? Çok buyurun kısa. Efendim, buyurun. Bizim Türkiye'de sulak arazilerle ilgili alınan işte son kararın bir kere daha gözden geçirilmesi önemli. Çünkü imar açılmaması lazım o alanların. Zaten suyu biraz hep konuştuk ne kadar önemli olduğunu. Bir önerim de mümkünse bir su bakanlığının ayrıca kurulması. Çünkü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın altında şu anda. Daha önce Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın altında. Yani suyu tüketenlerin değil, suyu üretenlerin ve onların koruması bilincinin ağır olduğu bir bakanlığa ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Bu vesileyle Dünya Su Günü'nü tekrar kutluyorum.